Herkese merhabalar ben Yasin Uzun. Bu video benim için çok önemli bir video olacak arkadaşlar. Ancak videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatmam var. Öncelikle kanalıma abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Olmayanlar varsa kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim. Çünkü ben siz kanalıma abone olduğunuz zaman çok mutlu oluyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Ve bir çekilişimiz var arkadaşlar. Aranızdan şanslı bir arkadaşımıza oto seti vereceğim. Çekilişle alakalı yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Öncelikle bu videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak ve Instagram'dan beni takip ederek bana mesaj yoluyla çekilişe katılınıza dair mesaj atmanız gerekiyor. Her şey bu kadar. E, gerekli bilgileri de açıklama kısmına atıyorum. Setin içeriğini falan oradan öğrenebilirsiniz. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar olayın en başından anlatayım. Askerden gelmiştim ve herkes bana çevremdeki insanlar sürekli işte saçlarımı çok seyreldiğini, saçlarımı çok döküldüğünü söylemeye başladılar. Çünkü birazcık kısa kestirmişim doğal olarak askere gittiğim için. Bu benim artık dikkatimi çekmeye başladı. Ve aynada falan da insan şimdi kendi saçı olduğu için çok fazla fark etmiyor. Bir gün kardeşime fotoğraf çektirdim. Dedim ki ya nasıl dökülmüş fotoğrafını çek bir görelim bakalım dedim. Fotoğrafını çekti. Bana bir gösterdi ben şok. Dedim ki bu nasıl olabilir yani benim saçlarım bu kadar dökülmüş olamaz. Çünkü uzun zamandır da kısa kestiriyorum hani kısa geziyorum saçlarım. Belli de olmuyor. Yani çok da fark etmiyorum. Ondan sonra ben saçlarımı gürleştirmeye karar verdim. Çünkü bu benim daha önce de başıma gelmişti ve minoksidil diye bir ilaç kullanmıştım o zaman için. Öyle kendi kendime ilacıyla şampuanla falan gürleştirmiştim. Ancak bu sefer böyle kalıcı ve doğal bir çözüm bulmak istedim. Ve o ara kuaförümle sohbet ederken Bilecik Edebali erkek kuaförü bu arada. Onun da reklamını yapmış olalım. Buradan Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun da emeği çok fazla var. Bana dedi ki bu saçlarını gürleştirebilirsin. Ben sana doğal bir kür yazacağım. Bunu dedi sürekli kullanman lazım. Hani akşam yatarken süreceksin kafana. Sabaha kadar böyle kalacak bu. Dedim sen bir de benim saçları kazı. Kazıyalım dedi. Benim saçları kazıdı arkadaşlar. Yani sıfıra vurdum saçlarımı. Hatta bazı videolarımı böyle görürseniz. Önceden takip eden arkadaşlar bilirler. Bir ara saçlarım komple gitti. Videolardan da izleyen arkadaşlar görmüşlerdir mutlaka. Dedim tamam keselim. Kesti. Ondan sonra ben e, bu Arkadaşım verdiği kürü kullanmaya başladım. Ve ufak ufak hani şimdi saçlar sıfırken fark ediyorum. Yani ufak ufak böyle saçlarda bir e, fazlalaşma oldu. Yalnız ben bunu birazcık da hani kendim yorumladım diyeyim. kendim birazcık böyle değiştirdim. Nasıl değiştirdim? Öncelikle işte bir 3 defa falan saçları orada kazıttık. Ve haftada bir kere kazıttım bu arada. Şimdi ben size en detaylı şekilde anlatayım ki siz de hani aklınızda takılan şeyleri kafanızı cevaplamış olun. Ben haftada bir kere saçlarımı kazıttım. Bu süreçte de Şahin bana dedi ki zeytinyağıyla sarımsağı karıştır. Bunu krem kıvamında ez ve kafana sür dedi. Her gün akşam yatarken sür. Hatta streçle falan kapat. Sabah kalktığında yıka dedi. Yalnız bu bana birazcık e, işkence gibi geldi. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben şeyi sevmiyorum. Zeytinyağını sevmiyorum. Yani vücuduma böyle yağ dokunmasını falan hiç sevmem. Hatta benim ellerim yağlıyken biri gelip şurama dokunduğu zaman bile huylanırım yani o kadar nefret ediyorum yağdan. Sabaha kadar ben kafamda yağla uyuyamam yani mümkün değil. Ben onu biraz değiştirdim. Ben şöyle yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabii ki. Ben her akşam işte 1 saat 2 saat zeytinyağıyla sarımsağı karıştırıp kafama sürdüm. Ve kuruyana kadar bazen streçledim bazen streçlemedim. Kuruyana kadar o şekilde bekledim. Hatta bazı videolarımda da kafamda sarımsak varken çekmiştim. Yani izleyen arkadaşlar onları da bilirler. Orada da bahsediyorum çünkü kafamda sarımsak olduğunda. Her neyse ondan sonra e, bu bir haftalık süreçte atıyorum her gün sürdüm 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 ve ben şunu fark ettim. Şimdi saçımı bir hafta sürüyorum saçımı kazıtıyorum sonra tekrar akşam sarımsak sürdüğüm zaman bir yanma oluyor. Derinin altına nüfus ettiğini düşündüm. Sonra dedim ki ya bunu ben sürekli yapayım. Yani şimdi adamada gidip sürekli her gün her gün beni tıraş et denmez. Gittim bir tane e, permatikle kendim her gün hatta iki günde bir bazen saçlarımı kazıdım. Ve kazıdım o kürü sürdüm. Kazıdım kürü sürdüm. Kazıdım kürü sürdüm. Bu süreç yaklaşık bir buçuk ay sürdü. Ben tam sekiz defa saçlarımı kazıdım toplamda. İşte bazen iki günde bir kazdım, bazen üç günde bir kazdım, bazen her gün kazdım falan. Yani bu biraz karışık ama sekiz defa kazdım ve bu benim için bir buçuk aylık bir süreçti. Bu bir buçuk aylık sürecin sonunda saçlarım artık ben ee, kelken bile fark ediyordum. Çünkü nokta nokta oluyor ya. O noktalıklar fazlalaşmaya başladı. Özellikle şuralarda yani çok fazla gürleşme oldu arkadaşlar. Zaten o fotoğrafı da göreceksiniz. Yani önceki ve sonraki. Emin olun ya bu fotoğraflarda çok var. Birinin rengini açmışsın, birinin rengini karartmışsın demeyin diye. Bu ikinci fotoğrafı yani son fotoğrafı şu anki halini rengini açtım, parlaklığını açtım. Öbür fotoğrafında rengini kıstım ki öyle demeyin diye. Eğer öyle düşünen arkadaşlarımız olursa emin olun sırf öyle düşünmeyin diye tam tersini yaptım. Yani içiniz rahat olsun. Bu dediğimi deneyerek tabi kadın arkadaşlar nasıl deneyecek bilmiyorum ama onlara sadece kürü deneyebilir veya kazıtmak isteyen varsa kazıtabilir kendi tercihi. Bu bir buçuk aylık sürecin içinde saçlarımın uzama bölümü dahil değil sadece uyguladığım yöntem var arkadaşlar. Yani bir buçuk ayda uyguladım sonra saçlarım işte o zamandan beri yavaş yavaş uzuyor. Yanlış hatırlamıyorsam yani Kasım'da Kasım'ın başında. Evet. Kasım'ın başında. Kasım'ın ilk haftası. Saçlarımı kazıttım. Şu an Şubat'ın ilk haftasındayız. İşte saçlarımı gördüğünüz gibi şu an bu seviyede. Artık nasıl görebiliyorsunuz? Ben de şuradan ekrandan bakayım ama. <laughs> yani ba bayağı bir uzadı. Bence yeterli. Şöyle hatta saçlarımı da bir de şuradan göstereyim size. Hani eğer ona şok falan derseniz buyurun. Bir de buradan görün. Yani ben saçlarımdan çok memnunum. Uzunluk olarak da e oradaki saçlarımla aynı. Çünkü Saçlarımı ben 3 numaraya vurdurdum. 3 numaradan bir buçuk ay sonra falan yanlış hatırlamıyorsam o videoyu çekmiştim. Şey o fotoğrafı çekmiştim. Özür diliyorum. Ve saçlarım şu anda bu seviyelere kadar geldi. Arkadaşlar öncelikle bazı şeylerden asla ama asla vazgeçmeyin. Yani bir saçım atıyorum seyrelmiştir. Saçını güçlendirmek istiyorsun. Bana çevremdeki herkes dedi ki ya saç işi genetik o iş öyle olmaz. Yani öyle olsa herkes yapardı bilmem neler neler diyen oldu. Kimseyi dinlemeyin kimseyi takmayın abi. İşte sigara bırakmada da aynı şekilde. İşte sen bir bırak biz görelim ondan sonra biz bırakırız. İşte sigarayı bırakmak tamam şimdi bıraktın 2 ay sonra görüşürüz 3 ay sonra görüşürüz diyenler oldu. hiçbirde de daha görüşemedik. Aynı şekilde saçta da size genetiktir, şöyledir, böyledir, dökülme başladı mı durdurulmaz. İşte kazıtmak hiçbir işe yaramıyor. Hatta keller çıkacak karşınıza moralinizi bozacak. Bak ben kazıttım ne oldu falan diyecek. Ama siz vazgeçmeyin, deneyin. Çünkü benim babamda saçları yok. Şu an babam da saçları döküldü. Ama ben saçlarımı gürleştirmeyi başardım. Yani siz saçlarınıza baktığınız sürece, kendinize baktığınız sürece ben dökülmeyi önleyebileceğinize inanıyorum. Siz de asla vazgeçmeyin derim. Şimdi saçlarım sadece gürleşmedi. Saçlarım aynı zamanda çok güçlendi. Yani şu an hissediyorum fırça gibi oldu. Benim saçlarım tüy gibi olmuştu. Ya böyle... Üflediğin zaman falan böyle dökülüyordu. Yani şöyle elimde tuttuğum zaman, çektiğim zaman falan saç dökülürdü arkadaşlar. Sürekli dökülürdü yani benim saçlarım. Görüyordum onları. Mesela kafamı yıkardım. Lavaboda böyle saçlarımı görürdüm. Yani tane tane dökülürlerdi. Bunları fark ediyordum ama bu kadar gerçekten hani ben döküldüğü zaman tekrar altından yenisini çıkacağını biliyordum. Bu kadar döküleceğini tahmin etmiyordum. Askerden geldiğim zaman gördüğümde şok oldum. Yani o fotoğraf bana aslında iyi oldu gerçekten psikolojim bozuldu. Çünkü gittikçe dökülme ilerleyecek aynı zamanda. Ya. Düşünsenize bu daha başlangıcı devam ettiğinde kelsin abi bitti. Kelsin yani bundan sonra. Saçlarımı kazıtıyordum. Bana diyorlar ki ya kanka bir şey söyleyeceğim sana. He. Böyle gezme. Neden? Saçların o daha iyi. Zaten kellik yakışmadığı için ben saçlarımı kazıtıyorum. Yani insanlara i̇nsanlara bunu da anlatamıyordum yani. Ya tamam sen kazıttın ama eski halin daha iyiydi. Biliyorum. <laughs> Zaten amaç orada. Yani eski halim daha iyi olduğu için kazıtıyorum ki Saçlarım gülleşsin. Eski haline gelsin. Siz de çevrenizdeki insanlara aldanmayın. Saçlarını kazıtıyorsan kazıt abi. İleride kel olmamak için kel olacaksın. Öyle düşün. Ya ben kel gezemem diye düşünme yani. Bu arada zeytin ve yağ ve sarımsağı böyle masajla yedirerek sürdüm saçlarımı. Öyle rastgele sürüp geçmedim. Ben senede bir kere bunu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ancak öncelikle saçlarımı kazıtmadan deneyeceğim. Sadece zeytinyağı ve sarımsak deneyeceğim. Eğer zeytinyağı ve sarımsak denediğimde saçlarım illaki gene güçlenecektir de aynı böyle gözle görülür bir fark olursa yani daha çok güçlenirse bunu kazıtmadan yapacağım. Ancak çok bir işe yaramazsa tekrar senede bir kere böyle bir kazıtıp hani bir aylık bir süreçte işte atıyorum 3-5 defa 10 defa her neyse kazıtıp bu zeytinyağı ve sarımsağı tekrar yapacağım. Ki saçlarımı her sene üstüne koysun eksilmesin. Umarım siz de saçlarınızı gürleştirirsiniz. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.